Bayram Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için ve bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalar için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Sepet adına. Bayram Bey, Sepet Alışveriş Merkezi'nin genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimizi sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Bayram Bilgiç kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Bayram Bilgiç 1962 doğumlu. Aksaray ilinde doğdum. Evet. İki çocuk babasıyım. Allah başlasın. 40 yıldır iş aleminin içerisindeyim. Evet. Ana sektörüm finans işidir. Yani finans konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübeden bahsediyoruz aslında. Yaklaşık 40 yıldır finansla uğraşıyorum. Daha önceleri daha önceleri döviz bürosu işletmeciliği de yaptım. Bunun dışında Türkiye'nin önde gelen firmalarının bölgede temsilciliklerini yaptım. Bölge müdürlüğünü yaptım. Harikasınız. Bütün sektörlere yakın bir insanım. Alışveriş mağazalarına da daha önceden yaklaşık 2 yıl civarında bir danışmanlık yaptım. Evet. Son olarak da Sepet Alışveriş Merkezi'ndesiniz. Evet. Yeni açılan bir merkezimiz. Aynen. Çiçeği burnunda diyebiliriz değil mi? Açılışımızı Aynen. bugün gerçekleştirdik. Bugün iki mağazamızla açılışımızı gerçekleştirdik. Şu anda bu büyük mağazamız olan TOKİ ve Fatih Aksaray'ımızın... Yani Sepet Alışveriş Merkezi olarak iki şubemiz bulunmakta. Beş şubemiz var, evet. Hazırlık aşamasında olduğumuz için şu anda iki tanesini hazır gördük. Şu anda aktif Aksaray'dan olarak iki şubemiz Aynen, var. Hizmetini açmış bulunmaktayız iki tanesini. Evet. Yaklaşık bir hafta içerisinde diğer şubelerimizi de açacağız. Çok güzel. Evet, burası için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yeni başlangıç yapmışsınız. Her şey istediğiniz gibi gönlünüzce olsun diyoruz. Bayram Bey, Sepet Alışveriş Merkezi lokasyon olarak, konum olarak nerede? Aksaray'ın neresindeyiz şu anda? Sepet Alışveriş Merkezi, Aksaraylılarımızın yöresel olarak bildiği TOKİ bloklarında bulunmaktadır. Evet. Cumhuriyet Mahallesi'nde 5000 metrekarelik bir alanda hizmet vermektedir. Evet. Orta Anadolu'da en büyük AVM'lerden birisidir diyebiliriz konum itibariyle. Tecrübelerinize dayanarak da burada profesyonel hizmetler vereceğiz diyebiliriz. Tabii ki ana hedefimiz odur. Aksaray'ımızda bulunan bu eksikliği fazlasıyla doldurmak istiyoruz. Aksaray'ımız maalesef bir takım şanssızlıklar yaşadı AVM'ler bakımından. Ne gibi? Kapanmalar, açılmalar oldu. Müşterilerin kafaları biraz karıştı. Evet. O eksikliği nasipse çok iyi bir şekilde doldurmayı planlıyoruz. Çok güzel. Bölgedeki eksikliği gördünüz. Tabii Böyle ki. Böyle bir yer açmaya vesile oldunuz. Peki, profesyonel hizmetler vereceğiz dedik. Tabii profesyonel hizmetleri verebilmek için de profesyonel bir kadroya ihtiyacımız var. Toplam sizinle çalışan kadro sayısı nedir? Kaç kişilik bir istihdam sağlıyoruz? 100 civarında bir istihdamla şu anda hitap ediyoruz. Evet. Benim öteden beri bir görüşüm vardır. Bir iş yerinin en önemli sermayesi çalışan insanları ekibidir. Değil mi? Ekip çalışması çok önemli. Tabii ki. O eksiklerimizde profesyonel ekip olarak nasipse zaman içerisinde en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ana hedefimiz budur. Bayram Bey, çünkü bu zincirleme birbirine bağlı değil mi? Çalışan kadro ile birlikte başarıya doğru ilerliyoruz. Tabii ki. Bu halkalardan biri eksik olduğunda... Aynen. Makina gibidir. Değil mi? Çalışmayacaktır. Kesinlikle. Peki hizmet verirken nelere dikkat edersiniz Bayram Bey? Hizmette birinci önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Değil mi? Tabii Kesinlikle. Ki. Müşterilerimizin memnun olacağı her türlü aktivitenin içerisinde bulunmayı isteriz. Başta hijyen. Evet. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi aynen, hijyen. Artı güvenilirlik. Artı fiyatlarımız. Evet. Yani burada uygun fiyat politikası olarak kaliteli ürünleri uygun fiyata bulabilecekler mi gelen misafirlerimiz? Tabii ki. Alışverişe gelen. Üreticilerden ve ana tedarikçilerimizden
ticaretin farklı şekilleri vardır. Evet. Peşin alımlarla tüketicilerimize bunu daha ucuza satma imkanı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Benim ana işim finans olduğu için genel koordinatörlük bölümüyle beraber tüm ekiplerimizle, diğer ilgili birimlerle, satın alma birimleriyle nasipse bunun çok yakında Aksaraylılarımız ürünlerimizi aldıkları zaman kıyaslamalarla bunu göreceklerdir. Çok güzel. Evet, müşteri memnuniyeti dedik, ürünlerimizin kalitesi dedik, güven konusu dedik, dürüstlük dedik. Çok önemli. En önemlisi müşteri memnuniyeti dedik. Bu konuda ne gibi tedbirler alıyoruz? Bu konuda tedbirler demin konuştuğumuz gibi. Hijyen dedik. Hijyenlik. Bir, satın alma ayağı. Ve çalıştığınız firmalar çok önemlidir. Aynen. Türkiye'de önde giden bütün firmalarla çalışıyoruz. Konusunda kendisini ispatlamış kurumsal bölgenin dışında. O firmalarla çalışıyoruz. Artı satıştaki bütün reyonlarımızdaki çalışan kardeşlerimiz, çalışan personellerimiz bunlarla da alakalı. Değil mi? Onları da kesin seçerek tabii ki, alıyorsunuz. Tabii ki. Personel alımı konusu ayrıca, da çok önemli. Ayrıca kendilerini burada eğitimlere tabi tutacağız. Çok güzel. Çok kısa bir hazırlık dönemi geçirdik. Kendimize bu görevi aldıktan sonra bunun gelişimiyle ilgili insan kaynakları olsun, eğitimleri olsun, diğer bazlarda olsun tamamında bir takım gelişmelerle bunun çok kısa bir süre içerisinde bütün tüketiciler faydasını görecekler. Yani sonuca bu gideceğiz. Konularda zamanla bir şeyler daha da iyi yerine oturacak. Tabii taşlar ki. Yerine oturacak. Aynen, diyebiliriz. Tabii ki. Tabii ki. Peki bundan sonraki hedeflerimiz nelerdir? Neler bundan sonraki hedeflerimiz şu anda 5 şubeyle Aksaray'ımıza muhtelif bölgelerde hizmet vermekteyiz. Bu şube sayılarımızı bu işimize oturttuktan sonra artırarak insanlarımıza daha güzel alışveriş denildiğinde sepet akla gelecek hale getirmeyi planlıyoruz değil nasipse. Mi? Çok güzel. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizleri tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak bugüne kadar sizleri destekleyen, tercih eden birçok dostlarınız, artık onlara müşteri demiyoruz, misafirleriniz diyelim. Onlara buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Tüm Aksaraylı kardeşlerime, hepinize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Gururla size şunu söylüyorum. Burada her şey çok güzel olacak. Burada alışverişler sevgi dolu. Ah çok güzel. Evet. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Ulusal basınımızdan Aksaray'ımıza kadar gelerek bize bu imkanı sağladığınız için. Için şeref çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.